Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Sayın Doğatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Evet, bu akşamla başlamak istiyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarımız var. Tabii ki Beşiktaş ilk maçta güzel bir skor elde etmişti ama arka arkaya tabii yenilen gollerle maalesef 3-3'lük bir dönüş oldu. Neler söylersiniz? Tüpraş'ta oynanacak, Tüpraş'ta oynanacak maç saat 21'de başlanacak. Eksen'den de canlı olarak yayınlanacak. Canı belirtelim. Maçla ilgili neler söylersiniz? Atmosferle ilgili neler söylersiniz? Lugano biliyorsunuz geçen sene Beşiktaş'la karşılaşmıştı. Evet. Biraz hüzünlü bir sonuç olmuştu İnönü'ndeki maçta. 2-0 öne geçilmesine rağmen. Bu sene hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'la tekrar karşılaşıyor. Futbolunu bildiğimiz bir takım. Ben çok kolay olacağı kanaatinde değilim ama Beşiktaş oyun ritmini bulursa kazanır diye düşünüyorum. Ama zor bir ekip. Bildiğiniz gibi Young Boys'tan da biliyoruz. Yani İskoçya futbolu hani bizim öyle çok da küçümseyebileceğimiz bir ekol değil. Sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde takımları var. Ümit ediyorum Beşiktaş bu akşamki maçı kazanır. Kadrosuna yeni takviye de yapıyor biliyorsunuz Beşiktaş. Yani takım olarak havası iyi. Muhtemelen ben Beşiktaş'ın bu akşam gruplara kalacağını düşünüyorum. Evet, inşallah Beşiktaş ve tabii ki Trabzonspor, onlar da biliyorsunuz ilk maçta 0-0 rövanşında Sengallen'i Papara Park'ta ağırlayacaklar. Orada tabii hedefimiz galibiyetle sahadan ayrılmak ve turu geçmek. Ülke puan açısından da çok çok önemli. Aslında baktığımız zaman şimdi takımlarımızın marketing değerlerine bakıyoruz. Bir de rakiplerimizin marketing değerlerine bakıyoruz. Yani belki de 3 katı 4 katı yüksekliğinde bir değerimiz var. Belki de 1-2 futbolcumuza vermiş olduğunuz paralar rakiplerimizin bütçesiyle aynı değerde ama maalesef zorlanıyoruz. Avrupa'da çok fazla ileriye gidemiyoruz. Neler söylersiniz? Türk futbolunun temel sorunu işte burada kendini gösteriyor. Hesaba baktığımız zaman, bütçelere, takım harcamalarına baktığımız zaman Avrupa'nın ilk 16 takımı, ilk 6 ligi arasına giriyoruz ama sonuçlarda değerlendirdiğimiz zaman Avrupa kupalarındaki başarılarda ya da milli takım başarılarında baktığımız zaman ilk 10'a zor giriyoruz. İlk 10'a girmek için mücadele veriyoruz. Yani dolayısıyla harcanan parayla elde edilen başarı arasında bir orantısızlık söz konusu. Burada işte bizim yeterliliğimizi tartışabiliriz. Transfer politikamızı tartışabiliriz. Mali konulardaki becerikliğimizi ya da beceriksizliğimizi tartışabiliriz. Yani dolayısıyla Türk futbolunun temel sorunu Avrupa arenasına çıktığımızda kendisini gösteriyor. Asla harcanan paranın karşılığını alamıyoruz. Tabii burada Fenerbahçe ile Lille olayını ayrı tutuyorum. Yani Lille en azından şu anda gruplarda, elemelerde Türk takımlarının karşılaştığı en zor takımlardan bir tanesiydi. Doğru. Ama baktığımızda şimdi sevgili Ali Fuat Doğat'a bakıyorum şimdi ben. Yani transferlerimiz de aslında baktığımızda Avrupa'da birçok kulüplerde oynayan, kadroya giren futbolcuları getiriyoruz. Yani normal şartlarda iyi de kadrolar kuruyoruz ama başarı gelmiyor. Garanti parayı verdi. Futbolcuyu bir eskilerin çok güzel bir lafı vardır. Futbolcuyu para oynatır diye. Hı hı. Biz garanti parayla veriyoruz insanlara. Avrupa'da alamayacağım. Bak mesela size bir Rebic örneğini vereyim. Rebic örneği doğru. Lecce'ye gitti 300 bin euroya imza attı. Beşiktaş'tan kaç para alıyordu? 2,5 milyon euro para alıyordu. Ve yatıyordu antrenmanlarda isteksizdi, katılmıyordu. Yani anlatabiliyor muyum? Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular sözleşmelerin, yani Bosman Kanunu'ndan sonra gelen sözleşmelerin, UEFA'nın dayatmalarının futbolcu lehine olan kısmını tamamıyla sömürerek kullanıyorlar. Kulüpler bu konuda artık cezai maddeleri mi arttırmalı, oynama koşulunu mu getirmeli? Türk kulüplerinin en azından sözleşmeyi yaparken yeni düzenlemeler getirmesi şart diye düşünüyorum. Aslında bizim yabancıları bir nasıl İngiltere'de şu kadar milli olması lazım, bir sürü şartlar koyuyorlar. Ama burada tabii bizim ülke futbolumuzun geri kalmasından dolayı da maalesef o şartları uygulasak yabancı getiremeyeceğiz buraya. Onu da söylememizde fayda var yani. Veya getireceğimiz yabancıya 3'se en az 23 vermemiz gerekecek. Ya işte burada olay şu, Türkiye'de şampiyon olan bir takımın kazanabileceği para ödüllerle beraber 100 milyon TL civarında. Yani buna vurduğumuz zaman bir takımda işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor burada oynayan 4 tane 5 tane futbolcunun maaşına denk geliyor. Yani zaten sürdürülebilir bir ekonomi yok dolayısıyla ortada. Sadece para kazanmak için ya futbolcu satış yapacaksın ya da Avrupa'da 4 sene üst üste en az çeyrek final falan görmen lazım. Bunları da yapamadığımıza göre scouting ekiplerimizin iyi olması lazım. Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi, tamam biz yetenekli futbolcuları buluyoruz ama
yetiştirici hocalarımız var ama bizim eğitici hoca sorunumuz var diye düşünüyorum ben. Biz elimizdeki futbolcuları geliştiremiyoruz. Yani buluyoruz, yetenekleri keşfediyoruz, geliştiremiyoruz. Vitor Pereira işte örneği var Fenerbahçe açısından belirteyim. Ferdi hikayesi. İşte, Ferdi hikayesi başlı başına bir öykü. Kim Minye işte gitti buldu geldi. Kim Minye yani hikayesi doğru. Yani hani böyle bu tarz öyküleri arttırmamız lazım bizim. Bulup getirip geliştirici hocalarla bunları dünya futboluna pazarlayabilecek bir mantaliteye ulaşmamız lazım. Ama maalesef bizde yetiştirici hoca var ama geliştirici hoca sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Tabii orada şu, ben bir düzeltme yapayım, özür dilerim arkadaşlar. Beşiktaş maçı 21, Trabzonspor maçını 22 demişim. Ben çok özür dilerim. Mahmut Bey beni uyardı. Saat 20, benden kaynaklanan bir sıkıntı. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş maçı, Lugano maçı saat 21'de başlayacak. Trabzonspor maçı da saat 20'de diyelim. Ben bir teknik direktörle konuştum. Hocam dedim, yani gençlere niye çok fazla şans vermiyorsunuz dedim. Söyledi şu cümle, şu çok da mantıklı aslında. Ya ben dedi zaten dedi buraya dedi geldiğim zaman dedi 2 maç 3 maç dedi gençlere şans verirsem ve bu maçları kaybedersem sence ben o koltukta oturabilir miyim dedi. Adam haklı. Ya şimdi şöyle haklı bir şey yani, var. Değil mi Ali Bey? Haklı değil mi? Baktığınız zaman. Kesinlikle haklı. Yarışmacı takımların takıma monte edebileceği, yani altyapıdan gelen futbolcu sayısı eğer çok üst düzey yetenekli değilse 2'yi geçmez. Yani çünkü yarışmacı takımsınız, şampiyon olmak zorundasınız, Avrupa'da başarılı olmak durumundasınız, Türkiye Kupası'nda başarılı olmak durumundasınız, senede 50 maç oynayacaksınız, altyapıdan gelen futbolcuların 50 maçı kaldırma kapasiteleri yok. İşte arada çıkan futbolcular oluyor, zaten futbolcu hani kendisini gösteriyor. Kerem Aktürkoğlu çıktı kendisini gösterdi, işte Fenerbahçe'de Ferdi çıktı kendisini gösterdi, İsmail Yüksek çıktı kendini gösterdi, Semih Kılıçsoy. Yani sonuç itibariyle hani yarışmacı takımların elinde böyle bir lüksü yok. Hele ilk dört içinde, dört büyüklerin yani böyle bir lüksü yok. Eğer başarabilirlerse, iki tane monte edebilirlerse bir sene içerisinde ve o sene içerisinde de hedeflerine ulaşabilirlerse sonuç alınabilir. Ama mümkün değil. Yani bunu teknik direktörü, yani tribün ikinci maçta zaten ıslıklamaya başlıyor. Hı hı, doğru. Yani şimdi bu şartlar altında nasıl yapabilirsiniz? İşte mümkün hani değil. Mesela Avrupa'da en azından orta sıra takımlarda bu altyapı yatırımlarıyla geliştirip yani mecbur tutmuştuk, hatırlıyor musunuz? Bir ara belli bir yaşlara oynatılacak diye mecbur tutulmuştu. Orada da ne yapıyordu futbol takımlarımız? Kusura bakmasınlar, gençleri alıyorlardı, 5 dakika sonra çıkarıp abilerinin birini koyuyorlardı. Sadece esame listesinde geçiyordu. Aynen. İsimleri biliyoruz yani. Bunun Türk futbolunun temel sorunu bu. Yarışmacı, yani taraftar kültürünün değişmesi lazım, futbol kültürünün değişmesi lazım. Hani bu yarışmacı takım çok güzel bir benzetme vardı. Şampiyon olan takım kurtuluyor, diğerlerinin hepsi başarısız kabul ediliyor diye. Bizim ikinciliğin, üçüncülüğün de başarılı olarak kabul edilebileceği sezonları alışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. En azından böyle bir adım atılmalı. Evet, şimdi gelelim yavaş yavaş asıl konularımıza. Ali Fuat Doğat, aynı zamanda siz araştırmacı bir gazetecisiniz. Onu da tekrar evet. Söyleyeyim. Belgelere, bilgilere dayanan haberler yapıyorsunuz. Son dönemlerde tabii ki özellikle Galatasaray üzerinden bir karaborsa bilet olayı ortaya atıldı ki bunu atanlar, bunlar tabii iddia, onu söyleyeyim. Bu benim de iddiam değil. Sayın Hayri Kozak, ki Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış önemli bir isim. Öbürü de Fatih Altaylı, o da Galatasaray hem Yüksek Divan Kurulu, Hayri Bey de aynı şekilde Yüksek Divan Kurulu hem de yöneticilik yapmış bir isim. Şimdi bizim anlayabileceğimiz bir şekilde, ben değil de bizi dinleyenlerin anlayabileceği şekilde ne olacak bu iş? Nereye gidiyor? Neler yaşanabilir? Şimdi aslında o ara ara da girip soru sorabilirim değil mi size? Ara ara tabii, tabii tabii. Yani ben genel bir fotoğrafı çizmek buyurun, istiyorum öncelikle. Buyurun. Şimdi bizim öğrendiklerimizin hepsi sosyal medyada yayılanlar ve ben bunların analizini yaptım. Bir tane belgeli bir şey var. Sponsora dağıtılan biletleri bir kurum aracılığıyla satışı söz konusu. Şimdi sponsor biletleri mi satılmış? Sponsor bileti satılmış. Burada herhangi onlarda ama sıfır yazar sponsor biletlerinde. Rakam sıfırdır. Tamam, bizim eskiden öyleydi basılı kağıt ama şeye döndüğü zaman, bu biliyorsunuz paso üzerine satışlar gerçekleştiği zaman bunlarda herhangi bir bedel biçilmiyor. Siz bunu çıkartıp Avrupa'daki bilet satış kişileri üzerine satış yapabiliyorsunuz. Bu daha önce gerçekleşti. Bence bunun cezai hukukluk bir durumu yok. Galatasaray'a bağlayan bir tarafı yok. Çalıştığı kurumu ilgilendirir. Çalıştığı kurum da idari yönden bunun soruşturmasını yapabilir. Bu işin birinci kısmı. Tekrar söyleyeyim. O zaman sponsor biletlerin satılması
istediği rakama satılması herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Doğru mu anladım? Tabii idari bir soruşturma gerektirir bence. Çünkü sponsora verilmiş bilet ister bedava size hediye eder, ister başkasına eder, isterse satabilir. Bu sadece çalışılan kurumu ve sponsoru ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla bence hani burada bu işin dışında tutulması gerekebilir. Kafaları karıştırmaması açısından en azından bunu söylüyorum. Gelelim diğer olaya. Diğer olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili kafada şüpheler var. İşte belli kombinelerin bloke edilip parasının yatırılıp satıldığı, sonra bunların ikinci, üçüncü kişilere satıldığı şeklinde iddialar var. Şimdi olayın ne olduğunu anlayabilmemiz için öncelikle hani hukukta bir terim vardır. Suçun vasfı ve niteliği nedir diye. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman bu olay nitelikli dolandırıcılık kapsamına girebilecek bir suç. En azından benim ilk değerlendirmem paylaşılan bilgiler ışığında bu şekilde. Nitelikli dolandırıcılık dediğimiz zaman burada iki önemli nokta ön plana çıkıyor. Bir tanesi takibi şikayete bağlı. Yani bunun bir mağduru olması lazım. Bunun mağduru kimdir? Atıyorum fazla para verip kara borsadan bilet alan mıdır? Yoksa Galatasaray kulübü müdür? Bence burada asıl mağdur olan kara borsadan bilet satılıyorsa Galatasaray kulübüdür. Galatasaray'ın gidip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıp bu işlemi başlatması gerekebilir. Kulüp adına diyelim ki kulüp böyle bir başvuruda bulunmadı. Kulüp adına herhangi bir yetkili kongre üyesi başvuruda bulunabilir mi? Tabii elinde Galatasaray AŞ, Sportif AŞ hissesi bulunan, Galatasaray Kongresi üyesi olan herhangi birisi gidip bundan kaybının olduğu gerekçesiyle kulübün hem de zarar uğratıldığı gerekçesiyle başvuruda bulunabilir. Şimdi işin diğer önemli bir boyutu var. Ben bu olay ortaya çıktığından itibaren hep soruşturdum. Hani savcılıkta bir soruşturma var mı, başlatıldı mı, ne oluyor, şikayet dilekçesi var mı diye. Dün itibariyle benim öğrendiğim kadarıyla herhangi bir soruşturma yok. Bir şikayet de yoktu. Yani dolayısıyla burada şöyle bir durum var yalnız. Tamam takibi şikayete bağlı bir suç ama deyip burada parantezi açıyorum. Şöyle bir durum var. Dini ya da inanca dayalı olaylar kullanıldığında Galatasaray sevgisi insanların Galatasaray tutkusu inandığı bir şey sonuç itibariyle bu noktada artı herhangi bir tüzel kişilik işin içinde kullanıldığı takdirde savcılık da reisten soruşturma başlatıp olaya el koyabilir. Yani illa şikayet dilekçesine bağlı değil şu anki görünen itibariyle tablo itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu herhangi bir savcıyı görevlendirerek reisten bu soruşturmayı başlatma yasal olarak zemini var şu anda. Hukuken bu mümkün. Peki ortalık şimdi yangın yerine dönmüş vaziyette. Her dakika eski yöneticiler çıkıyorlar, açıklamalar yapıyor. Eski hakemler, televizyoncular bu konularla ilgili açıklamalar yapıyor. Savcılık neden başlatmıyor? Yani şimdi aslında bu içine yani bu çizilen tabloya baktığımız zaman çok karışık bir tablo. Bir diğer hukuki nokta mesela şimdi burada arada bir takım insanlar zenginleşmişler iddialardan bir tanesi evet, bu. Evet Fatih Altaylı iddiası özellikle. Fatih Altaylı özellikle bu konuya vurgu yapıyor. Bence Mali Suçlar Araştırma Kurumu var. MASAK var biliyorsunuz. MASAK. Buraya gidip başvuruda bulunup çünkü yasada bunun karşılığı var. Sebepsiz zenginleşme diye bir durum var yasada. Birisi işte Dilan Polat örneğinde olduğu gibi değil mi? Tabii. Sebepsiz zenginleşme örneğinden gidip MASAK üzerinden birinci ve ikinci derece yakınlarını kapsayacak şekilde tapu kayıtları, banka hesapları incelendiğinde eğer varsa böyle bir durum bu tespit edilebilir ve savcılığa yönlendirilebilir. Ama sonuç itibariyle bence dün akşam Galatasaray'ın açıklaması da önemliydi. Galatasaray iki noktaya dikkat çekiyor kulüp olarak. Bir tanesi denetleme kuruluna görev veriyor inceleme için. İkincisi de ama denetleme kurulunun hesaplara bakma etkisi yok ki. İnsanların şahsi hesaplarına bakma etkisi yok ki. Şahsi hesapları yok. Sadece kulüp içinde neler yapılmış onlara bakabilir. Onun devamında onu anlatacağım. İkinci noktada bağımsız bir denetim kuruluna verecek araştırmayı. Yani Türkiye'de bir tabir vardır. Bir işin gecikmesini istiyorsanız ya da olmamasını istiyorsanız komisyona havale edin diye. Biraz bu noktada değerlendirilebilir. Burada en önemli şey bir an önce gidip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup olayla ilgili soruşturma talep etmek. Savcılık Fatih Altaylı'yı dinler, işte Ahmet Çakar'ı dinler, olayla ilgili bilgi paylaşımı yapan ne kadar insan varsa camiada onları dinler ve sonuç itibariyle para hareketleri incelendiğinde
Ve tapu kayıtları incelendiğinde eğer varsa böyle bir şey, bunların hepsini belgelendirmek ve delillendirmek gayet mümkün. Sayın Ahmet Çakar, dikkat ettiyseniz bugün bir iki paylaşımda daha bulundu. Bir mesajlaşmalarda bulundu. İsimleri veriyor tek tek aslında. Peki bu isimler niye savcılığa suç duyurusunda bulunmuyor bu şahıslarla ilgili? Yani işte Eray Yazgan ismi geçen isimlerden bir tanesiydi. Gitti savcılığa, benimle ilgili bir soruşturma var mı diye sordu. Herhangi bir ihbar ve hayır, şunu söylüyorum Ali Bey. Mesela size böyle bir suç atılsa, siz savcılığa gidip benimle ilgili böyle bir şey var mı dersiniz? Yoksa suçu atanlarla ilgili suç duyurusunda mı bulunursunuz? Tabii iftira kapsamında alenileştiği için artık bu şeyler iftira ya da işte diğer bir hukuki tabiriyle kişi hakkında suç uydurmak denilebilir buna. Gidip savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. O konuda bu ismi geçenler iftira ya da suç uydurmadan suç duyurusunda bulundular mı bulunmadılar mı? Onlarla ilgili henüz o taraftan bir açıklama yok. Tabii işin bir ceza hukuku boyutu böyle. Diğer taraftan SPK boyutu var bu işin. SPK'da müfettiş gönderip inceleme yapabilir. Üçüncü tarafı diğer bir boyutu UEFA. Şimdi biliyorsunuz finansal pay play vasıtasıyla kulüplerin hesapları UEFA tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Biliyorsunuz daha önce ceza aldı kulüplerimiz finansal pay play'den ama geldi. Hı hı. Bir de çok önemli bir detay hatırlatmak isterim. Eğer bu işlerde muhasebeleştirme sıkıntısı varsa, hani hep iddia ediliyor bunun şu an itibariyle bir delili yok, herhangi bir ortada bulunmuş bir şey yok. İşte bazı futbolcuların gizli sponsorluk adı altında bu paraların verildiği söyleniyor. Eğer bu tespit edilirse muhasebeleştirmede sorun olduğu için UEFA'dan, Avrupa'dan men cezası da gelebilir. Biliyorsunuz daha önce Beşiktaş bir kez Yıldırım Demirören yönetiminde muhasebeleştirme nedeniyle bir yıl Avrupa'dan men cezası almıştı. Bunun mükerrer olması halinde, atıyorum işte bu para transferleri tespit edildiği bankalardan işte ya da işte kripto para transferleri imkan oldu, tespit edildi, futbolculara para verildiği ortaya çıktı. UEFA finansal fair play vasıtasıyla burada çeşitli yaptırımlar da getirebilir. Yani dolayısıyla bu dört dörtlük polis soruşturması gerektiren mali şube ya da örgütlü suça girerse organize suçlar tarafından yapılması gereken bir soruşturma. Hakikaten böyle bir iddia varsa bunlar belgelendirilmeli ve adliyeye sevk edilmeli. Yoksa da bu şaya ortadan kaldırılmalı. Bunun başka bir çözümü yok. Peki şunu sormak istiyorum size. Kulüpler bankalar birliğiyle hareket ediyorlar. Yani şimdi kulübün kasasına bir kuruş girdiği zaman bu bir kuruşun 50 kuruşu 0.50'si bankalar birliğine gidiyor. 0.50'si de kulüplerin kasasına gidiyor. Doğru mu? Giren her paranın yarısı. Tabii. İkinci senenin sonundan itibaren böyle. Şimdi ortada konuşulan bir 56 milyon euro gibi bir rakam var. Bunu ben söylemiyorum. Fatih Altaylı ve diğer yöneticiler söylüyorlar. Galatasaray'da istenen yöneticilik yapmış Yüksek Divan Kurulu'da. Şimdi bu paranın da baktığımız zaman 56 milyon euronun Bankalar Birliği de bununla ilgili bir araştırma yapamaz mı? Çünkü sonuçta bu paranın yarısında Bankalar Birliği'ne gitmesi gerekiyor. Şimdi Bankalar Birliği ile imzalanan sözleşme gizli olduğu için, yapılandırma sözleşmesi, içeriğin detayını bilmiyorum. Yani eğer bankalar kendilerinden para kaçırıldığını, ayrı bir muhasebeleştirme gerçekleştiğini düşünürse mağdur olarak onlar da gidip suç duyurusunda bulunabilirler. Tamamıyla yapılandırmada konsorsiyumun içerisinde yer alan bankaların hukuk servislerinin karar ya da genel müdür seviyesinde karar vermelerini gerektiren bir durum bu. Yani çünkü sonuç itibariyle siz alacağınızı tespit için bir anlaşma yapıyorsunuz ve sizden izleniyorsa bu sizi mağdur ediyor. Hı hı. Dediğim gibi yani burada mağdur varsa işte banka mağdursa banka, taraftar mağdursa taraftar, kulüp mağdursa kulüp, mağdur olan herkes gidip suç duyurusu bulunma hakkına sahip. Önemli olan bu iradeyi göstermek. Evet, şimdi zaten baktığım zaman Fatih Altaylı bu işin içine tamamen gireceğini yaptığı açıklamalarda şikayette bulunacağını söyledi hatta. Yani ne çıkabilir sonuçta? Ya şimdi İstersen şöyle yapalım. Reklam var mı Batı? Varmış. Bir reklama gidelim. O istersen o kısmı size tekrar söyleyeyim Sayın Ali Fuat. Tamam. Tepe ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara. Spor Kazanı devam ediyor. Evet, Spor Kazanı devam ediyor. At yarış aramız vardı, reklam aramız vardı. Saatlerimiz 15.36'yı gösteriyor. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Şimdi tabii şunu sormak istiyorum Sayın Doğatepe. Dün akşam Galatasaray Spor Kulübü de bununla ilgili açıklama yaptı. Sayın Dursun Başkan da devamlı açıklamalar yapıyor.
bu işin sonunda bir şey çıkarsa kulüp mü şahıslar mı? Çünkü kulüp de diyecek ki biletleri biz sattık zaten normal fiyatlardan ama bu aracılar bu kara borsa işine girmişler. Tabii bu varsayım. Ben tabii farklı bir soru sormaya çalışıyorum. Şahıslar mı ceza alır? Ne olur? Şimdi bu noktada bu işlemleri paso üzerinden yapıyor olmanız lazım. Paso üzerinden bu işlemleri toplu olarak yapıyorsanız eğer, ki hani mesela bireysel olarak ben biletimi devredebilirim. Onu da zaten kulüpler biliyorsunuz bu sezon itibariyle kısıtlama getirdiler. Beşiktaş kulübü en fazla 5 kişinin TC kimliğini aldı mesela. Galatasaray kulübü dün akşamki açıklamasında da belirtti. 3 kişiye devredebiliyorsun. Dolayısıyla şimdi devredilebilecek kişiler belli. Her şey belli. Siz eğer pasodan bunu toplu halde liste vererek yapıyorsanız ve kişi kendi bilgisayarı üzerinden yapmıyorsa burada kulüpten birilerinin bilgisi var denilebilme noktasına gelir. Çünkü log kayıtlarına çıktığı zaman kimin hangi işlemi yaptığı görülür. Bu işlemler manuel mi yapılmış, kişi kendi pasolik hesabı üzerinden mi yapmış, bunların hepsi ortaya çıkar. Dolayısıyla burada pasolik kayıtları da büyük bir önem taşıyor. Log kayıtlarından burada peki pasolik'e bileti ben normal fiyattan satıp farklı bir şekilde parayı alamaz mıyım? Yok hayır. Şimdi şöyle bir şey, kulüpler şu uygulamayı getirdi. Siz eğer maça gelmeyecekseniz kulübe devrediyorsunuz. Kulüp satıyor sizin biletinizi. Doğru. Yani dolayısıyla hani burada üçüncü bir kişinin devreye girmesi ya da sizin atıyorum 300 lira olan bileti 800 liraya satma ihtimaliniz yok. Siz sadece parayı devredebiliyorsunuz. Oradaki sistem üzerinden. Ha siz başka para alırsınız onu kimse bilemez. O zaman buyurun dolayısıyla. Dolayısıyla burada biz yaptığımız her işlemde dijital bir iz bırakıyoruz. Atıyorum ben bir kara borsacıyım. Gittim Galatasaray Kulübü'nden kombine aldım. Kısıtlama gelmeden önceydi. Ve bileti her maç özellikle Avrupa Kupası maçlarında 300 liralık bileti 900 liraya sattım. Bunun dijital izi var. Ben bileti devrettiğim kişinin bana bileti parasını, bedelini banka üzerinden yolluyor. Dolayısıyla bunun dijital izi var. Ha orada da şunu diyebilir. Ben maça gitmiyordum. Bileti sattım. Burada organize bir şekilde bunun yapılıp yapılmadığının tespiti çok önemli. Dolayısıyla burada sadece hani bu dijital izlerde bakılacak olanlardan bir tanesi de cep telefonu HTS analizi dediğimiz hangi telefon kimle yan yanayken bu işlemi yapmış. Atıyorum hani futbolcuya veya kişiye gizli sponsor olarak para verildi deniliyor ya. O futbolcunun menajerinin ya da hukukçusunun o para transferleri devam ederken yan yana gelmişler mi? Aynı baz istasyonundan sinyal vermişler mi? Yani eğer bu işte sonuç alınmak isteniyorsa ciddi bir soruşturma yapılması gerekiyor. İşte dijital izlerinin tamamıyla hem iletişim hem şey anlamında para transferleri anlamında hepsinin ciddi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında siz demin bunun cevabını 3 aşağı 5 yukarı söylediğiniz gibi. Bu işle ilgili pasolik üzerinden yapılıyorsa pasolik niye bu konuyla ilgili açıklama? Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Biz biletleri incelediğimizde böyle bir akış göremedik. Çünkü pasolik üzerinden yapılmıyor mu bu alışverişler? Tabii pasolik üzerine yapılıyor ama pasolik bunun sadece bilet yükleme olmadı. Anlamında mı? Maddi karşılığı anlamını bilmiyor pasolik. Y kişiye biletini devrediyor. Pasolik açısından burada hani transferi aracılık etmekten hayır, başka hiçbir şey yok. Ama siz pasolik kartınıza parayı yüklüyorsunuz. Karşı tarafta size bileti yüklediği zaman pasolik kartınızdan parayı çekiyor. Yok burada öyle yapmıyorlar. Genelde kendi hesabına istiyorlar. Ha, o daha farklı tabii ki. Tabii kendi hesabına istiyor. Yani dolayısıyla hani burada pasolikten biz aldığımız zaman biletimizi evet kendi kombinemizi ya da ben gittim şimdi bireysel olarak bilet aldım. Benim pasolik kartımdan yüklü olanı yapıyor. Ama bilet devir işleminde pasolik yok devrede. Sadece orada aracılık yapıyor. Biletin bir kişi X'den Y'ye transferine aracılık yapıyor. Evet uzun bir süreç bizi bekliyor olacak gibi gözüküyor ama tabii şu ana kadar herhangi bir savcılık aşaması sizin söylediğinize görüyorum araştırmanıza göre söylüyorum Ali Fuat Doğatepe'ye göre herhangi bir şikayet de yok herhangi bir inceleme ve soruşturma da yok doğru anlıyorum değil mi? Evet yani ama bence artık bu aşamadan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reysen nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamı varsa eğer ki hani iddialara göre bunun koşulları oluşmuş durumda suçun niteliği ve vasfı daha sonra da değişebilir. Reysen soruşturmaya bir savcı atayıp soruşturmaya başlayabilir. Tanıklar var ilk etapta şu anda ortaya çıkan. Kendilerine belge bilgi ulaştırılanlar var. İşte mesela Fatih Altaylı gibi, Hayri Kozak gibi, Ahmet Çakar gibi. Onları davet edip onların ifadesini aldıktan sonra planlı bir operasyona dönüştürerek muhtemelen mali şubeyle bu operasyonu yapabilirler diye düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu tip olaylar
konularda devreye girmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani şimdi kulübün içinden gerçekleşen bir olay. Hani burada mağdur olan taraflar olsaydı federasyona başvurup belki bir şeyler istese, hani federasyon hukuk kurulu inceleyip yapabilirdi, ama federasyon burada biliyorsunuz Türkiye'de organizasyonun kurulması ve yönetilmesinde kısmında görevli, diğer kısmında yok. Dolayısıyla hani bu noktada usulsüz bilet satışı kısmı hepsi ceza hukukuna giriyor. Dolayısıyla federasyonun burada birinci derecede bir rolü olmadığını düşünüyorum. Evet, burada tabii demin de sizin söylemiş olduğunuz gibi en önemli şey MASAK diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Tabii MASAK yani tüm dijital izlere ulaşabilecek, parasal anlamda, maddi anlamda bir para akışı, para trafiği varsa bunu hani aynı şekilde MASAK'ın elinde yetki de var. Tapu kayıtlarında ulaşabiliyor. Dolayısıyla para akışı, transfer, haksız mal edinimi, haksız gelir elde edimi varsa bunların hepsinin tespitini yapabilecek MASAK. İşte ama burada da bir ihbar mekanizması veya savcılığın talep mekanizmasının devreye girmesi lazım. Peki. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz farklı bir şey var mı Sayın Ali Fuat Doğatepe? Ya, benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz. Yok, yani hemen hemen tüm detayları üzerinde konuştuk. STK müfettişleri de kulübün şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı konusunda da müdahil olabilirler. Yani ilk aşamada... Borsada işlem gördüğünden dolayı değil mi? Şahısların zarara uğratılmadığı yani, yani şimdi Galatasaray Sportif AŞ hissesi sahip olan bir sürü insan var. Dolayısıyla bu insanlar bu işten kayba da uğruyorlar. Dolayısıyla kulüp de kayba uğruyor. Bunlar mağdur olarak da talepte bulunabilirler. Aslında bizim hangi işimiz doğru ki, bakıyorsun şimdi kulüplerle X bir kulüp veya Y bir kulüp futbolcuyla bir sözleşme yapıyor. O sözleşmeyi federasyona gösteriyor ama gönderiyor, ama gönderilen sözleşmeyle maalesef ceplerdeki sözleşmeler de aynı olmadı. Daha sonra yurt dışında yapılan itirazlar, UEFA yapılan itirazlardan sonra netleşiyor. Yani bununla ilgili de aslında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani şimdi bildirilen rakamlarla futbolcudan almış olduğu rakamlar, bütün kulüpler için söylüyorum, rakamlar aynı değil Ali Fuat Doğatepe. Yani herkes 3 aşağı 5 yukarı çifte sözleşme yapıyor. Aynen. Bütün kulüpler yapıyor. Futbolcuya hepsi demeyelim de belli bir kısım yapıyor diyelim. Evet, doğru. Ya yani şimdi yarışmacı kulüp, hani deminden beri en çok eleştirdiğiniz yarışmacı kulüp olmanın algısı bizde farklı. Şampiyon olduğu olan takım en iyisi, diğerleri ölçüm mantığıyla baktığımız için biz hani herkes belli bir süre sonra ya eli, yani biz hani bir tabir vardır ya, elin aptalı biz miyiz? Hani daha ağırı söylenir ya. Elin aptalı biz miyiz, hani herkes yapıyor, biz niye yapmayalıma dönüyor bir süre sonra işlem ve sonra bu sistem legalleşiyor bizde. İşin kötü tarafı o. Olmaması gereken şey ahlaken, hadi bırakın cezai sorumluluğunu, hukuki sorumluluğunu, en azından ahlaken kabul edilmemesi gereken şeyleri bir süre sonra biz legalleştiriyoruz. Evet, sizin attığınız olduğu, bir yandan da sizin atmış olduğunuz tweetlere de bakıyorum da bu benim de merak ettiğim bir konuydu. Antalya Spor Hatay maçında hakem Atilla Karaoğlan'a hakem Atilla Karaoğlan 10 saniyelik bir ara mı? Bir 10 saniyelik araya gidelim, ondan sonra bu soruyu sorayım size. Tamam. Kısa bir aradan sonra Ali Fuat Doğatepe ile sohbetimiz devam edecek. Spor Kazanı devam ediyor. Evet, Spor Kazanı devam ediyor. Saatlerimiz 15.45'i gösteriyor. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Yayıncı kuruluştaki arkadaş görüntü var ama vermek istemedik dedi. Sadece dedi ki işte devre arasında dedi Antalya-Hatay maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a fiziki müdahalede bulunulduğunu söyledi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bir kere şu noktada herkesin, kamuoyunun hemfikir olması lazım. Hakem maçı kötü yönetmiş olabilir, her şey olabilir ama asla fiili müdahale, fiziki temas kabul edilebilir bir nokta değil. Burada maçın devre arasında hakem soyunma odasına doğru giderken bir hafif gerilim yaşanıyor ve Antalya Spor Başkanı'nın koruması olduğu iddia edilen kişi hakemi göğsünden ittiriyor. Yani bunun kesinlikle kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi bizim karıştırdığımız şey şu, sportif yargıyla adli yargıyı biz birbirinden karıştırıyoruz. Yani bence sportif yargı anlamında bunu değerlendirdiğiniz zaman bilerek ve isteyerek yapılmış bir harekettir bu. Burada bu kişinin yapılacak tek şey ömür boyu sahalara girişini men edecek. Yani
sportif sahanın içerisinde olan her şey, stadın içindeki olan her şeyin cezasının ağır olması kanaatindeyim ben. Adli yargı ne olacak canım, sataşma der, geçiştirir. Buna ceza bile vermeyebilir. Siz de dönüp sonra dersiniz ki hayır öyle bana bakın mahkemeden 3 ay ceza verildi, bu da ertelendi. Benim bu cezamı kaldır diyebilirsiniz. Bence burada en önemli şey sportif yargıyla adli yargıyı birbirinden ayırmak. Sportif yargıda bu tarz fiillere kesinlikle acımasız, yani mesela dopingde veya UEFA bir sürü şeyde acımasız cezalar veriliyor. Doğru. Bizim de bu acımasız cezalara getirmemiz lazım. Ya böyle bir şey mümkün olmamalı. Yani fiziki temas yapmamalı. Yapmamalı. Tabii diyorsun. Ali Koç'a da mesela arkadan ittirmek. Yani bu hani anlık bir refleks değil. Yani bu eylemi yapan ömür boyu yeşil sahalara veya herhangi bir sportif alana girişten men edilmeli. Bence sadece yeşil alan değil, bütün sportif faaliyetlere izlemekten, sahalarda bulunmaktan aynen. Ya Sayın Ali Fuat Doğatepe, Göztepe Altay maçı hatırlıyorsunuz. Korner direğini söktü, gitti Karaci'nin kafasına vurdu. Yargılandı mı? Hayır. İşte burada aldığı cezanın önemi yok. Ben şey tarafından, ben işin sportif tarafından. Kaleci vazgeçti, kaleci özür dilemiş, kaleci de kabul etti, olay kapandı. İşte bu doğru bir yaklaşım değil. Yani dolayısıyla sportif yargıda verilen cezaların ben daha ağır olması gerektiği kanaatindeyim. Ya artık buna itiraz edecek bir şey yok. Ankara Büyük Kulübü Başkanı inmiş sahaya, Halil Umutmeler'e yumruğu atmış. Hı hı. Dolayısıyla bunun artık ömür boyunca sportif faaliyetlerden men olması lazım. Tartışmamamız doğru. Lazım bunu. Aynı şekilde Atilla Karaoğlan'a da men olması lazım. Fiziki bir müdahale var. Hı hı. Yapamazsın kardeşim yani. Bir de işin diğer tarafı şu, dikkatinizi çekmek isterim. Hakemler saha içerisindeki durumlarından dolayı kamu görevlisi statüsündeler. Yani bir polise gidip nasıl yumruk atamazsan ya da herhangi bir fiziki müdahalede bulunamazsan, eskilerin hani meşhur bir tabiri vardır. Gömleğimi kopar, düğmesini koparırsan altaydan başlar diye. Yani dolayısıyla bu şekilde hakem saha içerisinde kamu görevlisi niteliğini taşır. Dolayısıyla sen bu adamı orada kanunen koruma altına almak zorundasın. Ne ceza alır? Yani ben çok fazla bugün Perşembe, bugün cezayı açıklar PFDK. Bilmiyorum 3 ay falan gibi bir men verebilirler. Ben adli kısmında inanın hiç değilim. 3 ay men mi? Ali Bey saldırana 90 gün verdi. Bu itme olmuş, buna 15 gün falan verirler gibime geliyor. Ha yani işte orada kamu görevlisi olduğu için hafifletici neden korumadan dolayı diyorsunuz. Dolayısıyla hani 90 gün civarında, daha fazlası bana sürpriz olur. Ama adli olarak zaten çok önemli değil benim için. Burada benim için sportif yargılama açısından verilen ceza daha önemli. Savunmasında o sırada yer kaygandı, düştüm o yüzden iteledim de diyebilir. Ceza da almayabilir. Yani her türlü biliyorsunuz heyecana kapıldım diyebilir. Her türlü cezayı hafifletici savunma verilebilir. Ama bence olay nettir. Görüntüler var. Görüntüler federasyon başkanında da var. Herkeste var. Dolayısıyla bunu açık ve net bir şekilde burada ben hakemin arkasının da durulması gerektiği kanaatindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu ana kadar sessiz kalmasını neye bağlıyorsunuz? Yani ilk 3 hafta bir sürü hakem olayları yaşanmaya başlandı, ondan dolayı söylüyorum. Neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, Türkiye'de konuştuğunuz her söz sizi bağlıyor. TFF Başkanı seçimlerden sırasında ve seçimler sonrasında yaptığı konuşmada bir sürü konuşmalarda kendini bağlayıcı sözler söyledi. Dolayısıyla bence bağlayıcı sözler konuşmak yerine önce bir ortamı görüp olayların nasıl geliştiğini ikinci yolu tercih ediyorlar artık şu anda TFF yönetimi, onu düşünüyorum. İşte bu TFF mesela ilk kez böyle bir şey yaşandı. TFF MHK talimatını değiştirdi biliyorsunuz. Yeni talimatı genelde mecliste şöyledir, yani bir yasa tasarısı hazırlanırken onun kamu yararına olan kısımları anlatılır gerekçeleriyle beraber. MHK'nın son talimat değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada da bunun yararları anlatılan bir gerekçe detaylandırması vardı. Yani dolayısıyla bence TFF'de... Neymiş yararları peki? Yararları neymiş? Yani gözetilen hususlar başlığı altında toparlanabilir. İşte bu havuz oluşturulmasının, işte hakemlerin performansa dayalı değerlendirmeye tabi tutulacağı beyan ediliyor. Bence siz bu inanıyor musunuz buna? Ya artık bir yerden sonra da inanmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey Aygün Bey, siz herhalde 40 yılı buldunuz benim gibi. Geldik. Dolayısıyla biz 40 yıldır hafta sonunda taraftar da biz de hepimiz gidip o topun 3 direk arasından geçtiğini gülüp eğlenmeyi istiyoruz. Ondan sonra ne bileyim iyi vakit geçirmek istiyoruz. Akşam da mutlu uyumak istiyoruz ya da üzgün uyumak istiyoruz takımımız yenildiğinde.
Ama iş ona bir noktaya geldi ki hakem o sarı kartı niye vermedi? O futbolcu o topta niye öyle davrandı? O kaleci acaba o topu kurtarabilir mi? Yani eğlenmemiz gereken bir alanda hepimiz şizofrenik insanlara dönüşüyoruz. Gün geçtikçe de bu artıyor. Yani şimdi bir yerden sonra da ya diyorum ki ya tamam inanalım, bu sefer inanalım. Ama yani eğer ters giderse bir şeylerde, gidelim en sert tepkiyi yine aynı şekilde biz verelim. Yani tamam ya, hakikaten toplumsal olarak ya spor sever insan nedir? Hani eğlenceli, kafa dengi, mutlu olmasını bilen, ya çevremizde biz Allah aşkına bir tane sağlıklı düşünebilen spor sever kaldı mı? Canım sen gol yediğin zaman kaleci maçı sattı diyorlar. O noktaya geldik artık yani. Yani işte anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi bir tanesi çıkıyor şu takımlar diyor, şu takımın diyor pilot takımı diyor. Ya inanılır gibi değil şeyler. İnanılmayacak şeyler söylüyorlar artık. Hakikaten şizofrenik bir topluma dönüştürüyoruz. Yani dönük. Atıyorum yani futbol severi olarak en az 20-30 milyon kişi varız biz hepimiz Türkiye'de. Ve sonuçta bu 20-30 milyonu en az 25 milyon artık şizofren. Her olaya farklı bir şekilde bakıyor. Birisi bir futbolcuya sert giriyor. Ha onun ayağını sakatlamak için girdi. Bir sonraki hafta öbür takımla maçı var. Veya iki hafta sonraki. İki hafta oynamazsa o maça çıkamaz. Dolayısıyla öbür takımdan teşvik almış olabilir. Hakemlerin gösterip göstermediği sarı kartları elbet tartışıyoruz, ediyoruz ama artık bunun örgütsel bir şekilde yapıldığını düşünmeye başladık. Dolayısıyla 7 tane 8 tane hakem ligi dizayn ediyor, manipüle ediyor. Ha bunu gösteren bir takım şeyler var mı? Bulgular var mı? Hepimiz ne diyoruz mesela yeri geldiğinde? Bunun böyle olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam diyoruz. Yani dolayısıyla hakikaten futbol severler akıl sağlığını korumakta zorlanır bir duruma geldi. Bir yerden de sıfırlamak lazım, reset atmak lazım kendimize, düşüncelerimize. Eğer bakalım hakikaten nedir? Ya ben mesela Ankara'da Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin genel kuruluna gittim. Çok sayıda genç hakem, dernek başkanı, şunlar bunlar. İnşallah iyi şeyler olur ama biz aşağıdan yukarıya çıkamıyoruz diye serzenişleri vardı. Eğer bu aşağıdan yukarıya çıkışların önünü açacaksa, hakemler... Ha, bu havuz sistemi anlamında söylüyorsunuz değil mi? Tabii havuz sistemi anlamında. Eğer hakemler performanslarına göre önümüzdeki süreçte klasman atlayacaklarsa ve futbolun içerisinde düzgün bir şekilde kalıp devam edeceklerse tamam ben buna varım. Eğer bu doğru yöntemse ben buna varım. Ya biz eskiden neden şikayet ediyorduk? İşte her şey çok kapalı. Soyadına göre hakem atamaları, hakem terfileri gerçekleşiyor diyorduk. Bundan şikayetçi değil miydik? Evet doğru. O kurulsun havuz, böyle görelim bakalım oluyor mu olmuyor mu? Gene mi insanlar birbirlerini kollamaya devam edecek? Yoksa hakikaten aşağıdan gelen genç hakemlerin önü açılacak mı? Klasman atlayabilecekler mi performansa dayalı olarak? Bunları görelim. Yani artık bir şekilde bizim kendimizi yenilememiz lazım. Bir şekilde artık hakikaten bu şizofrenik durumdan çıkmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Yani hakikaten yani hiçbir maçı doğru dürüst seyredemiyoruz. Zevk alarak seyredemiyoruz. Dün akşam mesela Lille maçını seyrettiniz mi bilmiyorum. Prag'la olan maçı. İzledim. Ya ne eğlenceli, keyifli bir maç işte yani. Biz Türkiye'deki hiçbir maçı böyle izleyemiyoruz işte. Doğru. Ali Bey çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Katlananlara uzun süre konuşuyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Kendinize diliyorum. Bakın. Evet, attığımızda Ali Fuat Doğatepe vardı. Gazeteci Ali Fuat Doğatepe ile de bu kara borsa bilet hikayesini konuştuk. Kısa bir ara. Aradan sonra spor kazanı tüm hızıyla devam edecek.